Evet çocuklar, şimdi conjunctions, bağlaçlar, tamam mı? Bağlaçlar. Bağlaçlar taşıdıkları yapısal özellikler açısından şu şekildedirler. Nedir bunlar? Expressing reason and result, yani sebep sonuç ilişkisi belirten bağlaçlar. Because, çünkü, the için sebebiyle anlamı taşır. As, yine çünkü, the için sebebiyle. As'den sonra bakın, bunlardan sonra bir de ne geliyor ona göre soru çözüyoruz. İsim mi geliyor? Phrase mi geliyor? Yani öbek mi geliyor? Ondan sonra cümle mi geliyor? Clause mı geliyor? Bunları iyi bilmemiz gerekiyor, tamam mı? Neyden sonra ne geliyor? As yine because gibi kullanımı var. Çünkü anlamında, birinci anlamı. İkinci anlamı iken, yani nokta nokta yaparken, kıyaslama anlamında. As ikinci, üçüncü anlamı the gibi. Yani bunda böyle olduğu gibi örneklemelerde. Buradaki as kendisinden sonra isim geldiğinde de nokta nokta olarak, isim geldiğinde olarak anlamında kullanılıyor çocuklar. Clause'larda ise şu üç anlamda kullanılıyor. Since yine bunlarla aynı anlamda bakın. Bu da çünkü, bakın, because, as, since. Hepsi çünkü, gördünüz mü? The için sebebiyle, kendisinden sonra clause geliyor buradan. Kendisinden sonra noun geldiği durumlar da oluyor. O zaman da then beri. Hani biz perfect tense anlatırken demiştik ya, since nokta noktadan beri, 1940'tan beri gibi anlamını kullanmıştık. Bu da o anlam arkadaşlar. Ya da seni gördüğümden beri, mezun olduğumdan beri, hani since I graduated demiştik, değil mi? Bu since oradaki anlamı. In as much as, şurası birleşik, yanlış yazım değil çocuklar. Ya da in so far, bu da sebebiyle, bu çok unutulur şu. Sebebiyle nokta nokta dığı için. Seeing that, yine çünkü, görerek. Hani mantığa uydurun ezberlemekten ziyade. See neydi? Görmek. İşte seeing that, bunu görerek. Yani hani bu sebebi görerek, bu bakımdan gibi mantığa uydurarak akılda kalıcılığını sağlayın. Tamam mı arkadaşlar? Hani in so far neydi? İşte şimdiye kadar. In so far as de, işte ona bakarak, bu sebeple gibi. For, çünkü, yine the için sebebiyle. Now that, yine arkadaşlar, sebebiyle, sebep sonuç ilişkisinde kullanılır. Hani şöyle çeviriyorduk hatırlarsanız. Madem ki böyle, işte şöyle, madem ki çok paran var, o zaman araba var. Araba al gibi, hani çevirmiştik, çeviri yaparken bu şekilde söylemiştik, değil mi? In that, yine çünkü, in that'ten sonra yine böyle cümle geldiği için, hani bu duruma bakarak, şöyle ki, bu bakımdan gibi çevirmiştik. Because of, yüzünden. Bakın, özellikle cümle olanlara cümle var diye söyledik, gördüğünüz gibi. Tamam mı? Because of'den dolayı, yüzünden, den ötürü, hatta Because of diye bir şarkı var. Because of you, senin yüzünden. Hani bu şarkı sözlerini falan mesela dinlerken çevirmeye çalışın. Daha akılda kalıcı olur sizin için. Yabancı şarkı dinliyor musunuz arkadaşlar? Dinliyor Evet hocam. musunuz? Ne dinlediğinizi Evet anlıyor hocam. musunuz? Çeviri yapıyor musunuz? Yani Yani sözlerini söylemeye çalışırken bazen hani. süper süper. Onları söylemeye Aynen. çalışın. Telaffuzunuzu o kadar etkiler ki. En etkili sistem arkadaşlar o. Yani oradaki kelimeleri böyle siz telaffuz, tabii şarkı söyleyerek de yapabilirsiniz bunu. Sesiniz güzelin olmasına gerek yok. Kendiniz öyle kayıt edebilirsiniz. O zaman telaffuzunuzun ne kadar düzeldiğini fark edeceksiniz bakın. Due to, yine sebebiyle, yüzünden. Owing to, yine sebebiyle, yüzünden. Bakın bunların hepsi arkadaşlar şu. Because of, due to, owing to, sebebiyle, yüzünden. On account of, yine sebebiyle, yüzünden. Account, hani bir şeyin hesabıydı ya, senin işte hesabın yüzünden, senden ötürü gibi. Yani senden ötürü be. Thanks to da yine yüzünden, ama thanks to'nun şunlardan bir farkı var arkadaşlar. Bu olumlu bir anlamda kullanılıyor. Hani sanki yüzünden değil de hani senin sayende anlamı veriyor. Çünkü biz yüzünden deyince olumsuz algılıyoruz ya. Sayesinde diyelim ona.
nedeniyle. On the ground soil, hani bir temel demek ya, ground yerde demek ya, oradan böyle aklınıza gelsin, ona dayandırarak, bir yere dayandırarak, onun sebebiyle, result sonuç demek ya, as a result, o da o şeyin sonucuyla, o sonuca bakarak, bunun sonucunda, so bu nedenle, bu yüzden, bu bakımdan. Therefore da aynı şekilde, bu yüzden, bu bakımdan. Consequent, consequent sonuç demekti. Consequent de sonuç olarak, yani yine bu sebeple demek, hani baktığın zaman, bu bakımdan, sonuç olarak. İşte özetlemek gerekirse, that's why, why neden demekti? That's why de işte bu yüzden, bu sebepten. Hence, bu yüzden, bu dolaydan, does, böylece, sonuç olarak, bunun için, as a consequence of, bak şurada consequently ile aynı şey, yani sonuç olarak, o gel edebilir, gelmeye edebilir arkadaşlar. O geldikten sonra, çünkü fiil gelirse ing gelebilir. For this reason, bu sebepten, bu dolaydan, accordingly, according to, hani buna göre demekti ya, accordingly de bu cümleden sonra gelecek sebep dolayısıyla, yani bu bakımdan, bu sebep ile, thereby, böylece, bu yüzden, bu nedenle, in view of, bu açıdan, hani view görüntü demekti ya, hani bu görüntüye bakarak, hani bu yüzden, bu sebepten, so that, such that, o kadar nokta nokta ki, bunları tek tek işleyeceğiz. Bunun birinden sonra isim, birinden sonra sıfat geliyor. Yani şimdi şöyle liste halinde gösteriyoruz, bunları tek tek yapacağız, yani merak etmeyin. Koşul belirten cümleler arkadaşlar, if, only if, providing that, bunlar koşul cümleleri. On condition that, as long as, unless, in the even that. If, sadece, yani hani böyle olursa, yani buna bağlı olması. Only if, sadece buna bağlı. Şayet bu olursa, only when, sadece bu şartla. Providing that ya da provided that, bu şarta bağlı olarak, hani şu şartları sağlayınca, provide, hani koşulu sağlamak demekti ya. On condition that, yine şartıyla, koşuluyla. As long as ya da so long as, böyle böyle olduğu sürece ya da olmadığı sürece, olumsuz yaparsa da, şudur, şuradaki cümleyi. Unless, if not demek arkadaşlar, böyle olmazsa, yani böyle olmadığı sürece. And even that, bu olaya bakarak, bu sonuçla, bu durumda, bu takdirde şeklinde kullanılıyor. Expressing unexpected results and constructing statements. Şimdi burada beklenmedik sonuçları ifade ederken ya da çelişkili ifadeleri belirtirken kullandığımız ifadeler var çocuklar. Şimdi bunlar zıtlık bildiren ifadeler olduğu için cümlenin bir yarısı, yani bağımlı cümle yine bunlar arkadaşlar. Çünkü bundan sonra gelen cümle daha bitmemiş olduğu için ana cümleye bağımlı oluyor. Dolayısıyla bu cümlelerde zaman uyumu aramak zorundayız. Tıpkı zaman ifadeli cümlelerde olduğu taktiği burada da uygulayacağız. Tamam mı? Burası olumluysa karşı taraf olumsuz. Burası olumsuzsa karşı tarafın olumlu olması lazım. Buralar nerede kullanılır? Kelime bilgisinde, close testlerde, paragrafta çok karşımıza çıkar, anlama konusunda ve özellikle birebir sorulduğu yer arkadaşlar, yarımlı cümleler vardı da cümle tamamlamamız vardı ya bize. Orada çok mesela strateji olarak kullanırız bunu. Mesela olduğu bir cümle vermişse karşı tarafta zıtlık arayacağım bir cümle seçeneklerde bulmam gerekir. Tamam mı? O şekilde bir yol izlerim. Ya da işte dengini bulma ifadelerinde, eğer diyelim ki sana bir ol dolu cümle verdi, aşağıdakilerden hangisi dengidir demişti ya, dengini bulurken yine zıtlık belirten bir şeyler bilmem lazım. Yani senin şunları da bilmen lazım ki soruyu çözebilmen lazım. Yani conjunctions'lar çok önemli. Although, rağmen demekti çocuklar. Though, rağmen. Even though, rağmen. Hangisinden sonra cümle, hangisinden sonra isim gelecek? Biraz sonra tek tek açıklayacağız. Much as, yine rağmen. Even if, olsa bile, buna rağmen, hani böyle bir şey olmuş olsa bile, while, nokta nokta iken, nokta nokta olduğuna rağmen, yine kıyaslama, böyle olduğu halde, iken, hani şöyleyken, kıyaslama anlamında iken bu. Süreç, zaman belirtme anlamında değil. Bakın burada zaman zarfı olarak kullanılmıyor çocuklar. Whereas de bununla aynı. Aynı anlamları taşıyor yine.
böyle olduğu halde, halbuki böyleydi. When de yine buradaki aynı anlamı taşıyor. Yine böyle olmasına karşılık. Despite'e rağmen, in spite of'e rağmen, mesela bunlardan sonra cümle gelmiyor şuradakiler gibi, onları anlatacağız. But ve yet, fakat, ama arkadaşlar. However, ancak, buna rağmen, fakat. Nevertheless ya da nonetheless. Hani yine de, böyle olmasına rağmen, ama, fakat, buna rağmen. Still, yine, ama, buna rağmen, hala. Even so, yine böyle olsa da, fakat. On the one hand, bir taraftan şöyle, on the other hand, diğer taraftan şöyle, hani bir el diğer el gibi düşünürseniz çeviride de hani mantıklı bir açıklama yapmış olursunuz çocuklar. Adjective as ya da adjective though gelmesi nokta noktaya rağmen. On contrary, tam tersine, contrary ters demekti, zıt demekti ya arkadaşlar. On the contrary de onun zıttına. In contrast, kontrast da hani kontrast renklerden hatırlayabiliriz demiştik bu kelimeyi verirken. De ters, hani kontrast aksi demekti ya. In contrast da bunun aksine. Notwithstanding, bakın birleşik bu kelime tamamen. Nokta noktaya rağmen, hani ona rağmen, bunun hani with birlikte stand ayakta demekti ya. Buradaki verilen işte bilgiye not rağmen. Not olumsuzluktu çünkü. Kelime aklınıza gelmezse böyle kodlama yapabilirsiniz. Contrary to, tersine, aksine. Şurada yine şu contrast da aynı hemen hemen. Hani on the contrary, in contrast, contrary to. Bunların hepsi aynı türev zaten. As opposed to, nokta noktanın tersine, opposite'den hatırlayın. Karşıt demekti, karşı taraf demekti ya. Oppose da onun karşıtı yani. For all, tüm bunların aksine, bu verilenlere rağmen gibi. Evet. Expressing parallel and corresponding statements. Arkadaşlar, bir bilgi, denk bilgi verirken, paralel bilgi, yani birbirine uygun bilgi verirken, dahası derken, bunun yanında derken bunları kullanıyoruz. Moreover, üstelik, ayrıca, dahası, beside, bunun yanında bir de bu var. Furthermore, dahası, ayrıca şunlar da var. In addition to, ilave, buna ilaveten. Also, de daha, bak bir de bu var. Ayrıca şu da var. As well as, nokta noktayla birlikte, bunun yanında. Indeed, aslında doğrusu, açıklamak gerekirse gibi anlamı var. Expressing purpose, amaç belirtme. Purpose, amaç demekti. In order to, ya da direkt to, nokta nokta yapmak için. So as to, ya da direkt to aynı şekilde. Make için, mak için. So that, böyle olması için. In order that, yine nokta nokta için. Lest, en azından böyle olma korkusuyla, böyle olmasın diye. Paired conjunctions, ayrılmış bağlaçlar demek arkadaşlar. Yani ikili, çiftli. Nokta nokta. Yani bir conjunction'ı kullanıyorsun, araya bir şey giriyor, sonra öbür conjunction. Mesela bunlar kolaydır. Çünkü bunun için yanında dengini araman lazım seçeneklerde. Dolayısıyla bunun stratejisi kolaydır soru çözerken. İkili bağlaçların. Neither nor, ne o ne de o. Either or, ya o ya da o. Not only but also, sadece o değil aynı zamanda bu da. Both and, hem o hem de o. Whether or, nokta nokta olmadığı sürece, ister o ister o anlamında. No sooner'den, nokta nokta olur olmaz nokta nokta, ya da nokta o nokta nokta hemen olmadan nokta nokta diye de çevirebiliriz. Hardly when, scarcely when, barely when, bunlar zıtlık, devrik cümle yapan bağlaçlarımız arkadaşlar. Nokta nokta olur olmaz nokta nokta anlamı katıyorlar ve cümlenin başında cümleyi devrik yaparlar. Anlatacağız onları. Giving examples and clarifying. Clarify bir kere clear'den, bakın aklınıza gelsin. Açıklama, örnek verme. Tamam mı? For instance, for example. Örneğin, in other words, diğer bir deyişle, hani diğer kelimelerle söylemem gerekirse, that is to say, işte söylemem o ki, hani bu demektir ki, söze şöyle girerim ki, that is, yani diğer bir deyişle demem o ki
gibi. Diğer ifadeler arkadaşlar. As for nokta noktaya gelince, ha o konuya gelince o da şöyle. As to, bu da öyle ona gelince. Burada mesela to, hani kendisinden sonra fiil. Şu for da hani noun falan gelecek ya da ing, onu göreceğiz. As regards, yine buna bakarken hani bu bakımdan regard as de diyebiliyoruz. As regards da diyebiliyoruz. Nokta noktayla ilgili olarak. As for, as from, nokta noktadan itibaren. As if, as doğmuş gibi, sanki öyle değil ama öyleymiş gibi. In case durumunda, öyle olması halinde. In case of da durumunda demek. Bunun kendisinden sonra kullanımı farklı bir açıdan. Bundan cümle geliyor. Bunun öbek geliyor. Otherwise, yoksa aksi takdirde, or else, ya da bunun aksine, but for olmasaydı, eğer nokta nokta olmasaydı, except for nokta nokta dışında, for the fear that, for the fear of, korkusuyla, fear korku demekti biliyorsunuz. Of gelince yine phrase, that gelince cümle geliyor. That'li şeyi gördüğünüzde arkadaşlar hepsine cümle gelecek, onu bilin. Like gibi benzetmelerde, unlike de bunun tam tersinden farklı olarak, hani bu bakımdan değil de bunun aksine, bunun gibi değil anlamında. An, hani olumsuz örnek demekti ya gençler. Meanwhile, in the mile, in the meanwhile, bu esnada, hani while iken demekti ya, mean de onun arasına girdi, bu sırada demek istedi yani. Regard, regards'ı görmüştük hani bu bakımdan demiştik ya, bakın bu da hani ezberlememek işte bu yüzden önemli çocuklar. Lıs bir şeye noksanlık katıyordu ya gençler, buraya da regard'ın noksanlığını katmış oluyor. Yani regardless, hani ona bakmadan, tamam mı, buna aldırmadan, aldırmaksızın. Irrespective of da yine göz önüne almadan, hani respect bir şeye saygı duymaktı falan ya, böyle oradan hani kodlayabilirsiniz. Irrespect de hani buna bakmadan, buna saygı duymadan, bunu göz önüne almadan diye kodlama yapabilirsiniz. Apart from, part, parça, bölüm demekti. Apart hani o parçadan değil yani, buna ek olarak, aside from, buna ek olarak. Likewise, similarly, hani bunun gibi, like gibi demekti ya arkadaşlar, benzer şekilde. Such as örneklemelerde gibi anlamında kullanılır. Rather than, hani would rather da görmüştük biliyorsunuz. Hani nokta nokta yapmaktansa bir şeyleri tercih ederken kullanılır. Nokta noktadan ziyade, nokta noktanın yerine gibi. Nor, neither nor da görmüştük biraz önce. Ne de demek. Ne o ne de o demiştik ya. Nor tek başına, ne de anlamında kullanılır. On the whole, tüm parçaya baktığımızda, whole bütün demek ya. Generally anlamında, genel olarak. In fact, fact bir gerçek demek. In fact de hani bu gerçeğe bakarak, aslında olayın esası, as a matter of fact, bakın. Matter of fact, olayın gerçeği şeyine bakarsak, in particular, particular diye dokunabilir bu. Ya da especially, özellikle. Tamam, bitti zaten. After all, buna rağmen, yine de. Instead of, bunun yerine. To sum, to summarize, in conclusion, briefly, in short. Özetlemelerde kullanılır. Özetlemek gerekirse, kısacası toplamak gerekirse. Supposing ya da assuming that, farz edersek, diyelim ki assume farz etmek, suppose farz etmek demekti. Bunu conjunction haline çevirince de işte farz edelim ki, varsayalım ki anlamında. With a view to, view hani bir bakış açısı demekti, bakış demekti. With a view to da bu bakış açısıyla, hani bu amaçla, with the aim of, böyle olsun diye arkadaşlar. Şimdi molamızı veriyorum. Biraz sonra geçeceğim konuda örneklerle ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi ara. Okey? Görüşmek üzere. Hoşça kalın.